uçar gider gider karşı. Ericesin tel tel etmiş açar gider yâre karşı. Ericesin tel tel etmiş açar gider yâre karşı. Telli turnam sökün gelir inci mercan. Bugün gelir elvan elvan kokun gelir yar oturmuş yere karşı. Telli turnam sökün gelir inci mercan bugün gelir. Bir eserden sonra tekrar sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim. Hı hı. Yani şimdi Nilgül Hanım. Zor müziğin, söyleniyor değil mi? Nilgül Hanım. Sonu L. Evet. Müziğin birçok dalıyla uğraşıyor. Evet. Fakat böyle bir seyirci, bir dinleyici olarak hı hı. oturup müzik dinlediğinde kendine yakın olarak daha çok yakın böyle hissederek dinlediği tür hangisi? Bir de müzik deyince tabii hitap ettiğiniz toplumu da nazara dikkate alarak aklınıza ne geliyor? Neler düşünüyorsunuz? Kasetlerini merakla beklediklerimi söylersem sanırım sevdiğim sesler çıkacak. Hiç kimseye ayırmak istemiyorum. Yok, çok güzel. Canım. Türkiye'de çok güzel sesli. Yani şimdi zevkler ve renkler evet. tartışılmaz. Ama benim özellikle sevdiklerim Orhan Akalmaz'ı çok seviyorum mesela. Yıldız Tilbe'nin koyu bir hayranıyım. Çok hı-hı. severim onu. Zaten Sezen Aksu bu evet. işin piri. Daha çok var birilerine atlarım diye de ürküyorum. Zerrin Özer çok hı hı. güzel bir ses. Neşet Ertaş'a özellikle hayranım ama yani çok değişik yani bazen bu anlamda da çok değişik. Yani şimdi saydıklarınızı böyle nazar dikkate aldığımız zaman aslında sizin mayanızda duygu dünyanızın temelinde türküler var. Evet. O türkülerden yola çıkarak belki hasbelkader pop kaseti yapmış olabilirsiniz. Sanat müziği okumuş olabilirsiniz. Hı hı. Ama mayada türküler var. Var. Peki yani son
dönemlerde yapılan eserleri, ortaya koyulan çalışmaları izlediğimiz zaman hakikaten insan bazen karar vermekte zorlanıyor. Hı hı. Yani şu anda müzik dünyasının içinde bulunduğu durumu nasıl değerlendiriyorsun? Ben hiçbir zaman bu kötü, bu iyi, bu arz ve talep meselesi. Herkesin zevki, dediğimiz gibi, zevki ayrı, beğenisi ayrı. Herkesin yorumu, tınısı ayrı. Yeni seslerden onu atladım. Ben onu, son zamanlarda çıkan türkü söyleyenlerin içinde çok beğendiğim bir bayan vokal var. Sibel Pamuk. Hı hı. Çok sevdim sesini. Bu kadar duyarak, hissederek, Allah yolunu açık etsin. Yani elenecektir. İyiler kalacaktır. Kötüler gidecektir. Bu doğal bir sonuç zaten. Ya doğal sonuç tabii de, yani biraz böyle pompalama gibi sanki var, bir şeyler... Aslında ben üzülüyorum da. Çünkü bu tamamen tüketim toplumunun oluşturduğu bir durum. Tüketiliyorlar aslında. Oradan oraya ve bir süre sonra onların miyatları dolduğu zaman bir başka insanı tüketmeye başlayacaklar. Bu çok tehlikeli bir durum. Ruh sağlığını da insanın koruması için galiba biraz kendiyle kalması gerekiyor. Yani ama herkesin tercihi tabii. Tabii yaptıklarıyla, yaşadıklarıyla hangi toplumun içinde olduğunu ve kime hitap ettiğini çok iyi bilmesi lazım. Onu nazara dikkate alması lazım. Mesele olan herhalde kalıcı olabilmek. Evet. Yani yoksa bir günde, bir ayda, bir yılda çeşitli starlar, çeşitli şöhretler meydana getirilebilir, icat edilebilir. Hı hı. Ama bunlar hiçbir zaman bugüne kadar müzik dünyası bize gösterdi ki kalıcı olmadılar. Hı hı. Fakat işte bir Aşık Veysel'i, bir Barış Manço'yu hala yad ediyoruz. Evet. Hala dinliyoruz, hala konuşuyoruz. Neyse, yine sohbet burada noktalayalım istersen. Tamam. Biraz sonra tekrar sohbetimize devam edeceğiz. Güzel bir eser dinleyelim, ondan sonra sohbete devam edelim. Peki. Etrafında güller var, bir gülüme ne vermirsen. Etrafında güller var, bir gülüme ne vermirsen. Elinde var bir keman, gamlime saldın güman. Elinde var bir keman, gamlime saldın güman. O kaş o göz sendedir, ne dün koyar ne iman. O kaş o göz sendedir, ne dün koyar ne iman. Salmasın seni zade, Allah'a çok yalvardım, salmasın seni yâde. Bu bada dolanırsan, derdime ne demirsen. Bu bada dolanırsan, derdime ne demirsen. Etrafında güller var, bir gülüme ne demirsen.